Durma, kapıyı aç. Silahını at, yanıma gel. Dosyalar nerede? Aşağıdaki depoda. Rafet nerede? O da orada, eski depoda. Oğlum hangi elinle ateş ettin? Beni emretmişsiniz. Babanla düşmanız artık. Bize yardım edecek demir yürekli birine ihtiyacımız var. Başarırsa babanın yerine geçecek. Bir anda milyonlara konacak, korkunç bir kudret sahibi olacak. Ben yapamaz mıyım? Size sordum. O bizim düşmanımız, ama senin de baban. Böyle bir şeyi senden nasıl isteyebiliriz? Nasıl yapabilirsin? Benim de varmak istediğim bir yer var. İcabında yoluma babam çıksa onu da çiğnerim. Hayrola? Merhaba baba. Senden af dilemeye geldim. Hoş geldin oğlum. Bundan sonra sözünden çıkmayacağım. Sana bu yakışırdı Binali. Beni çok sevdiğini biliyordum. Hayırlı evladım bir. Ne bekliyorsun? Durma, çek vur! Bir oğlum öldü. Öbürü de beni öldürdü. Öldürdün beni Binali. Bu acıyla yaşatma. Hadi oğlum. Hadi oğlum, vur!
Dosyalar nerede? Masada. Çantamda. Oğlum Osman mı öldürttü? Evet, o öldürttü. Nerede Osman? Dur! Öldürme beni! Söyleyeceğim! Evinde! Havaalanından kaçacak! Tüm sanayi kuruluşlarım bundan sonra her yıl en az gazetenize 100 milyonluk ilan verecektir. Sizden çok rica ediyorum. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Vereceğiniz hayati karar için vicdan ve insafınıza sığınıyorum. Gereken yapılacaktır. Ülkemizin ve halkımızın yararı için yayınlanacaktır. Holding 2. Başkanı Kartal Arıcan'ın bu açıklamayı hangi nedenle yaptığı bilinmiyor. Yurda kaçak makine ve eşya sokulduğu, milyonlarca liralık vergi kaçırıldığı, özel ve kamu arazilerinin gasp edildiği, bazı kişi ve kuruluşlara işkence yapıldığı belgelerle ispatlandı. Holding Yönetim Kurulu 2. Başkanı Kartal Arıcan, inanılmaz bir açıklama daha yaptı. Ben bir katilim. Yıllar önce para için adam öldürdüm. Suçluyum. Ölüm cezasıyla yargılanmamı istiyorum. Menekşe getirmek sırası sende artık. Hakkını helal et. Helal olsun. Sana her şey helal olsun. Gidebiliriz müdür bey. Hayır, kelepçe istemez. Herhangi bir katilim ben. Ayırım yapmayın lütfen.